Yalvarırım yapma. Lütfen. Lütfen Cemal. Çek elini be. Ne olur. Yalvarırım Emre'yi bu işe karıştırma lütfen. O parayı istiyorum. O parayı getirmezsen Emre'yi de göremeyeceksin tamam, bir daha. Tamam tamam vereceğim söz veriyorum sana. Lütfen onu karıştırma bu işe. Kuruşu kuruşuna getireceksin o parayı tamam mı? Lütfen, kuruşu tamam, kuruşuna. Yapma, yalvarırım. Yalvarırım bırak. Yeter be. Caner! Caner nereye götürdün oğlumu? Oğlumu arıyordum. Eşim kaçırmış olmalı. Gördünüz mü buralarda? Niye cevap vermiyorsunuz? Burada mı? Cümle alem gibi oğlun da burada, eşin de. Sonsuz hayatlarındaki ilk duraktalar. Ne demek bu? Daha demin evdeydiler. Ölüm gelip çatınca ne ev bırakıyor ardında ne mal ne mülk. Ölüm mü? Ama ölmedi ki kimse. Yok yok hayır hayır. Hayır ben ölmedim. Nasıl olur? Ben evdeydim. Oğlum yanımdaydı. Lütfen yanlışlık oldu deyin. Ölmedin deyin. Evimdeyim. Evimdeyim işte. Hemen çıkmam lazım o evden. Hemen çıkmam lazım. Emre! 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 Aman Allah'ım Emre! Caner kaçırmış olmalı. Caner! Emre! Ama ben... Ölmüş olamam. Hayır lütfen. Hayır. Hayır. Ama daha çok erkendi. Ölüm de doğum gibidir. Vaktini belirlemek insana ait değildir. Ama en azından istediklerimi yapana kadar fırsatım olsaydı. Oğlum, onu göremeyeceğim artık. Göreceksin elbet. Oğlunu da, anneni de, babanı da. Hepsiyle tek tek yüzleşeceksin. Anne. Baba. Onlarla da mı? Hesabında kimin alacağı, kimin vereceği varsa hepsiyle. Hayatında ekinin güzelliklerse, endişeler sevince dönüşür. Harmanın bereketlendikçe bereketlenir. Ne ekip, ne diktiğimi bilmiyorum. Güller mi çok, dikenler mi? Kararsızım.
Buranın gülü dikensiz olur. Dikenle işi olanın da hali yaman olur. Ben... Dikkatimi çekti. Annenle babanı görünce biraz daha fazla tedirgin oldun sanki. Onları çok üzdüm çünkü. Çok. Şurada yakama yapışsalar ne derim diye çok korktum. Yazı ver Osman amca. Hadi iyi Önce günler. Önce borç sonra veresiye. Tamam ödeyeceğiz işte. Yazı versen. Sözüm sana değil. Ferit Bey'e söyleyiver. Böyle kadın kısmını göndererek geçiştiremez. Bir anası gelir, bir kızı. Aile reisi gelsin karşıma. Borç bizim de borcumuz Osman amca. Kadın kısmı diye küçük görmüyorsun değil mi bizi? Ama senin gibilerden ekmek bile alınmaz. Kızım şey diyecektim. Nasıl denir? Kömürün sonu gelmiş hazırlıksız yakalanınca. Üzme canını Melahat abla. Komşuyuz şurada. Sağ ol kızım. Gel hele. Sağ ol. Ne bitmez soruşturmamış bu Yakup. Bir yıldır elde avuçta ne birikim varsa gitti. Suçlu olsak neyse. Sen bir yüz yüze görüşsen müfettişle. Dayanacak güç kalmadı. Hı, tamam. Bekliyorum haberini. Annen nereye çıktı kızım? Efendisini ısıtacak ya. Kömür dileniyor insanlardan. Aile reisliği öyle kafa çevirmekle olmuyormuş değil mi baba? Nerede kaldı ben karımı çalıştırmam diyen güçlü erkek? Ya şu dar kafalının olmasa şimdi bu hallere düşmezdik. Haddini aşma. Annen istedi çalışmamayı biliyorsun. Zorla mı gönderseydim yani? Tabii ya. Niye gönderesin ki? Evde sana hizmet eden, bir dediğini iki etmeyen bir köleden vazgeçer mi hiç insan? Geçti. Ne söylediğini kulağın duyuyor mu senin ha? Böyle yapmakla ne kazanacaksın? Annemin yıllardır kazanamadığı şeyi. Kendi kendime ayakta durabilmeyi, özgürlüğümü, insanlığımı. Sen bunlardan anlamazsın değil mi baba? Ne oluyor? Bir şey olduğu yok anne. Despot beyimize gerçekleri söyleyince dayanamadı tabii. Ben çıkıyorum. Gene niye hırladı bu? Şu adreslerdeki kadınlar öncelikli çağrılacak. Bizim için çok önemli, tamam mı? Tamam efendim. Kolay gelsin. Birgül, nerelerdesin? Epeydir uğramıyorduk. Unuttun bizi diyorduk. Aa, olur mu öyle şey? Kadınlar için yapılan her şeyde ben de varım, biliyorsunuz. Neyse, iyi yetiştin. Bunlar basın toplantısı için davetiyeler. Bunlar da liste. Hemen doldurmaya başlarsan çok sevinirim. Tabii. Burada Fatma Gül'ün adı niye var? Aman o ne anlar kadın sorunlarından? Aman canım göstermelik işte. Göstermelik de o yobaz laflarıyla toplantıyı sulandıracak. Burada başını bağlayıp ayrımcılık yapacak. Cennetlikler cehennemlikler yani. Boş ver. Nasıl olsa soru sormasına izin vermem ben. Lafını ağzına tıkarım. Oo, annenler ne zaman geldi Turgut? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Rıza Bey. Daha şimdi aldım otogardan Rıza amca. Ya, memleketten buraya yine kız bakmaya mı geldiniz yoksa? Yine öyle bir niyetimiz var. Ama bu sefer tanıdık bildik biri. Öyle mi? Kimin kızıdır? Ben tanıyor muyum? Tabii ki tanıyorsun. Beyim kendi kızını tanımaz mı insan hiç? Anlamadım. Anlamayacak ne var Rıza Bey? Bu akşam müsaitseniz Birgül kızımızı istemeye geleceğiz. Hay Allah. Yani ani oldu. Yani pat diye. Pat diye olur mu hiç? Bak haber veriyoruz işte. Yok. Yani niyetinizi bilseydik evde de konuşur düşünürdük. Hayırlı işlerde acele etmek lazım Rıza Bey. Bizim oğlan kaç seferdir söylüyor. Geliriz görürüz. Eğer Birgül kızım da isterse hemen hazırlıklara başlarız. Değil mi hanım? Hı hı. Ne diyelim efendim? Peki. Buyurun gelin. Hadi. Ah Rıza Bey ah. Ay iki ayağımı bir pabuca soktun yani. Canım ben ne yapayım işte bir şey diyemedim. Çekil.
Virgül celallenmese bari yine. Dur. Aa, ne oluyor ya? Ne bu telaş? Şey, canım misafir gelecek de. Misafir? Kim geliyor? Ne yapayım? Özel misafirler. Özel? Hadi hanım uzatma da söyle. Ya ne oluyor? Biriniz bir şey söylesenize. Şey var ya Turgut. Hani sokağın sonunda oturan sonunda. İşte annesi babası gelmiş memleketten. Babana söylemişler. Şeye geleceklermiş. Seni istemeye. Ne? Bir dakika ya. Ya sen kime sordun da çağırdın onları? Of, kızım bir şey yok ki bunda, hayırlı bir iş. Hem hadi ince de verecek değiliz ya. Sonuçta karar senin. Karnım tok o laflara, tamam mı? Hem kimi kime veriyorsunuz? Mal mıyım ben? Birini köleye ihtiyacı var da beni mi sürüyorsunuz öne? Kendine gel Birgül. Saçmalama ya. Evliliğin kölelikle ne alakası var? O devirler geride kaldı. Atın bu eski kafalığınızı artık. Nereden takmış ağzına böyle köleliği möleliği? Geldiler. Ne istiyorsunuz? Şey, misafir geldiydik kızım. Babanla konuşmuştuk. Hı hı. Babam benim adıma konuşmuş. Bir hatadır yapmış. Siz de babamın lafıyla buraya gelmekle ikinci bir hata yaptınız. Ne demek oluyor bu Birgül? Duydun işte. Birgül, içeri gir. İçeri hadi. Çiçeğinizi başınıza çalıp defolun buradan. Sizin gibi zır cahillerle işim yok benim. Yürü hanım, yürü gidelim. Delirmiş bu kız. Tövbe tövbe. Şükrü Bey çok hadi özür be. Diliyorum. Rezil etti bizi hanım, rezil. Nasıl cüret ederler ya? Ha, rezalet. Kızım ne yaptın öyle? Ya, tamam anne ya. Ne yaptın? Üstüme gelme. Yalnız kalma. Sen oraya. Gel. Ne oluyor? Gel konuşacaklarımızı. Rıza Bey kurban olayım, yapma. Tamam bırak hadi. Yapma. Bir dövmediği kalmıştı zaten. Onu da yapsın, tablo tamamlansın. Yeter be. Yeter. Ne yaptık biz sana? Ne yaptık? Sırtında yük mü taşıttık sana? Ha? Bir köleliktir, bir efendiliktir. Tutturmuş gidiyorsun. Ne bu ya? Aklını başına al artık, tamam mı? Anlamıyorsunuz. Hiç anlamayacaksınız da. Siz alışmışsınız böyle yaşamaya. Dünya değişti. Siz hala orta çağdasınız. Sen ona uyma Rıza. Alttan alalım biz. Aman bırak ya. Nereye kadar hanım? Nereye kadar? Nasıl cüret etmişler bilmiyorum ha. Pazarda meyve alıyorlar sanki. Onlar hep öyleler zaten. Ya Turgut da kendi kendine gelin güvey oldu. Boş ver artık. Sen neler yapıyorsun? Hiç. Ne yapayım işte. Çalışmaya karar verdim ben de. Param olunca söz geçiremezler artık. Keserler seslerini. Caner de mi çok burada çalışıyor? Çok güzel olmuş hepsi. Teşekkürler. Biliyor musun, tamam. Bir ara sık sık derneğe gelip giderdi. Bir keresinde tabii, evlenme teklif etmişti bana. Kabul etmemiştim. Ya, toplantıda detaylı ama olmuş. Senin kolay gelsin. Olmuş gibi. Bu aralar bana da çok asılıyor. Birgül? Evet. İnanamıyorum. Nasılsın? Sen ne arıyorsun burada? Vallahi açıkçası iş arıyorum Caner. Ahu'ya da bir sorayım dedim. Sen neler yapıyorsun? Ben ne yapayım ki, her zamanki gibi çalışıyorum işte. Uzun zaman oldu seni görmeyeli. Evet. Keşke sana göre bir iş olsaydı canım ama maalesef. Ne yapalım canım? Niye olmasın ki? Benim bölüme birini arıyorlar. Bilgisayar kullanabiliyor musun? Evet. Tamam o zaman. Hemen gel müdürle konuşalım. Yarın hemen işe başla. Harika olur. Çok sağ ol. Şefim, demek haberi aldın. Yok, bir haber almadım. Ben arkadaşları bir göreyim dedim. O zaman müjdemi isterim şefim. Hayırdır? Müfettişler raporlarını yazdı. Suçsuzluğun ortaya çıktı. Deme ya. Ya. Yani işe dönüyorum ha? Dönüyorsun ya şefim. Hadi içeri geçelim. Hadi. Birgül bir dakika. Ne istiyorsun benden? Seni sevmiştim Birgül. İnsan gibi geldim kapına. Niyetin yoksa bile öyle kovmayacaktın beni. Ne oldu? Bir kadın tarafından kovulmayı erkekliğine yediremedin galiba. Kadınlar kovulunca iyi, erkekler kovulunca mı kötü? Şimdi sen yoluna, ben yoluma. Çok şükür Rıza Bey. Artık dert tasa bitti inşallah. Öyle hanım, öyle. Alnım ak çıktım ya şu sorgudan.
Vallahi kuş gibi hafifledim. Soruşturma dolayısıyla bir kesintiler vardı ya, onları da verdiler. Toplu paramız oldu ya. Ha, bir gülle çıkın bir arada, üstünüze başınıza bir şeyler alın. Kış geldi. Ben kendi paramla alırım. Yarın çalışmaya başlıyorum nasılsa. Ne çalışması? Nereden çıktı şimdi bu? Eski günlerimize geri dönüyoruz yavrum. Elimiz genişledi. Çalışmak zorunda değilsin. Daha ne istiyorsun? Çalışmak istiyorum. Kendi paramı kazanmak. Kimseye minnetim olmadan yaşamak istiyorum, tamam mı? Özgür olup sizin çağ dışı baskılarınızdan kurtulmak istiyorum. Yine başlamayalım kızım. Hem ben kimse miyim? Babanım senin, baban. Parasızlık yüzünden çalışmana gerek yok diyorum. Gerek var baba. Her kadın ekonomik özgürlüğünü elde etmeli. Ancak böyle var olabilir hayatta. Ya modern yaşamın gereği bu. Anlayın artık. Aman bırak çalışsın. Hevesini alsın. Birkaç gün sabah erken kalkıp soğukta yollara düşsün de anlasın Aya'yı, Konya'yı, olsun. Öyle olsun bakalım. Öyle olsun. Kaç kişiye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Yaklaşık 7 şubemizde ilk etapta 350 kadınımızı aydınlığa kavuşturmak ilk amacımız. Özellikle orta çağ zihniyetiyle kadınlarımızı köleleştiren boş inanç ve hurafelerden kurtulmamız gerekiyor. Kadınlarımızı özgürleştiren yol fetvalardan değil, bilimin aydınlığından geçiyor. Bunu göstermesi lazım. Şuna bak. Nasıl da takmış başörtüyü gelmiş. Şeytan diyor, çek bitir şovunu. Buyurun. Toplantının başından beri İslamiyet'e göndermelerde bulunuyorsunuz. İddianızı ispat için dinin temel kaynaklarından somut bir deliliniz var mıdır? Yoksa bütün iddialarınız dinli bilmez cahillerin yaptıkları mı? Bir cehalet varsa mücadele etmek gerekmez mi sizce? Bakın hanımefendi, ben bilimden konuşuyorum. Siz ise bilime karşı çıkıyorsunuz. Sıradaki lütfen. Nasıl olur? Bir iddiada bulundunuz. Ben de sizden delil istedim. Bunda bilime karşı olmak nerededir? Bakın, bu hazırlamış olduğunuz kitapta peygamberimizin hadislerinde kadının nasıl yüceltildiğini anlattık. Ben bilirim sizin o yüceltme hikayelerinizi. Onu eve hapsederek mi yapıyorsunuz bunu? Evde oturtup çocuk baktırmak mıdır ona değer vermek? Bir kadının hem çocuğuna bakmasının, hem de işinde olmasının, çalışmasının dine aykırı nesi var? Saygın bir yuvada annelik yapmak kölelik midir sizce? Başka sorusu olan var mı? Biz bu bayanla aynı dili konuşamıyoruz. Kendisi hala geri zihniyetlerde dolaşıyor. Bu deli saçmalarını git camide anlat, tamam mı? Bakma yüzüme öyle, terk et burayı. Sizin özgürlük anlayışınız bu mudur? Bu toplantıya provoke edemezsin. Çabuk çık buradan. Tamam, tamam artık tepki çekiyoruz. Medya önünde o kadar keskinleşmek bunları sempatik yapar. Bunu size hediye edeyim. Dinlemektense okumak daha az sinirlendirir belki.
olur olmaz çıkışlar yapılmaz. Niye böyle bir cahillik yaptın? İyi de ben bizi savundum. Derneğimizin adına zarar gelsin istemem. Lütfen şimdilik git ve bir süre gelme buraya. Yoksa dinci basın hep seni önümüze koyar durur. Ama Suzan Hanım... Git dedim hemen. Bize zarar veriyorsun. Herkesten özür diliyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Caner? Aa, ne yapıyorsun burada? Merhaba Birgül. Buralarda dolaşıyordum da birden aklıma toplantının olduğu geldi. Belki bir yerlerde otururuz dedim. Gergin görünüyorsun. Yolda anlatırım. Biraz hava alsam iyi olacak. İrsaliyelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması gerekiyor Yakup. Biliyorum şefim. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Başka bir şey var mı? Yok şefim. Şey aslında var. Sizinle konuşmak istediğim özel bir mesele var. İyi otur bakalım. Hı hı. Bir sürü yobaz, at gözlüklü insan ortada dolaşırken aman kırmayalım, aman tepki toplamayalım diye işi idare ediyorlar. Neymiş demokrasi varmış. Bunları sallandıracaksın. Ne demokrasisi? Seni de sıktım değil mi? Yok, hayır. Haklısın elbet. Sen bir garipsin bugün. Şey, aslında ben sana bir şey soracaktım. Sor. Ama zor olmasın. Soru zor değil de... Sorması biraz zor. Karın ağrım mı var? Tamam tamam. Şaka yaptım şaka. Hadi sor ne soracaksın? Daha önce de sormuştum sana Birgül. Ama sen hayır demiştin. Şimdi yine soruyorum. Benimle evlenir misin? Ne? Sen hala orada mısın? Ama ben... Birgül lütfen. Bu kez hemen hayır deme. Bilmiyorum Caner. Evlenip çocuk doğurmak bana göre değil. Hayatımı dolu dolu, özgürce yaşamak istiyorum. Ama ben senin özgürlüğünü kısıtlamak istemiyorum ki. Çalışmak, her hür insan gibi yaşamak senin de hakkın. Sen beni ne zannediyorsun ha? Derebeyi mi? Yok canım. Aksine çok modern birisin. Ama cidden pek düşünmüyorum. Birgül, düşünmekten zarar gelmez. En azından bir iki gün düşün. Ne olur. Peki. Ama kararım pek değişmeyecek Caner. Şimdiden söyleyeyim. Ne dersin hanım? Hı? Yakup'u 7-8 senedir tanırım. Namuslu, çalışkan, efendi bir çocuk. Bilmem ki Rıza Bey. Birgül yine çıngar çıkarırsa? Artık ona da sert çıkmanın zamanı geldi. Yaşı geldi geçiyor. Ah. Geldi hanımefendi. Geç geldi yine seninki. Aman fazla üstüne varma bey. İyi akşamlar. Bekle bizi Birgül, konuşacaklarımız var. Evet. Konu nedir? Kim bu adam? Hesap mı vereceğim? Bak kızım, bu iş böyle yürümeyecek. Çalışacağım dedim bir şey demedik. Ama eve kaçta girip kaçta çıktığım belli değil. Alemin diline düştük düşeceğiz. Bekar halinle yapmadığını bırakmıyorsun. Aha, bekarlık lafı açıldığına göre yine beni birilerine vermeye çalışıyorsunuz. Hay Allah. Öyle deme kızım. Bu seferki senin dengin. Ya. Yakup Rıza'nın memuru. Eğitimli çocuk. En azından bir tanışın dedik. Siz haddinizi iyice aştınız ya. Benim kiminle evlenip evlenmeyeceğim sizi ilgilendirmez. Anladınız mı? İlgilendirir efendim. Başın bağlanmadan durulmaya niyetin yok senin. Her türlü rezilliği yapmaya başladın. Namusum iki paralık edemezsin sen benim. Başıma senden sonra kalacak bir namus bekçisi arıyorsun değil mi? Hayır. Hayrını istiyorum kızım. Hayrını. Peki. Tamam öyleyse. Evleneceğim. Ama kendi seçimim olacak bu. Kimmiş o? Caner. İş yerinden arkadaşım. Biz tanımıyoruz onu. Ben tanıyorum. Bu yeter. Allah. Kime çekti bu kız ya Rabbim?
Çok mutlu ettin beni Birgül. Hemen bu gece seni istemeye gelin. Ne dersin? Hı? Sen de babam gibi konuşma. İstemeye değil, tanışmaya gel. Babamın iznini bekleyecek değiliz ya. Gel Ahu. Rahatsız etmeyeyim. Yo, bilakis. Bu mutlu haberi ilk senin duyman daha iyi olacak. Biz evlenmeye karar verdik. Ama nereden çıktı şimdi böyle apar topar? Daha önce bir uzun uzun düşünseydiniz. Zaten düşünmeden kalkışır mıyız hiç? O zaman ne diyeyim? Mutluluklar diliyorum. Sağ ol canım. Sağ ol. Sen tanırsın diye aradım Hulki. İsmi Caner. Başarı Ajans'tan ha? Evet. Nasıl biridir o? Ya nasıl bilmiyorsun Hulki? Namı da aradım, o da aynı şeyleri söyledi. Geveleyip duruyor. Hulki. Bak Hulki. Bildiğin bir şey varsa saklama. Mühim bir mesele bu. Kızım, baban seninle konuşmak istiyor. Üf ya, ne konuşacakmış? Caner gelecek birazdan. Tamam geliyorum. Yine ne var baba? Hadi otur söyle kızım. Çabuk, acelem var. Otur şuraya da konuşalım. İyiyim böyle, hadi söyle. Pekala. Ben bu delikanlıyla evlenmene asla onay vermiyorum. Ne diyorsun sen? Ben kararımı çoktan verdim. Olmaz diyorum kızım, olmaz. Hadi ya. Ya benim hayatıma karışma hakkını nereden buluyorsun kendinde? Ya karışırım tabii, ben senin babanın kızım. Of ya, of of of, çıldıracağım bu evde. Ev mi yapısı annemi belli değil kardeşim, nedir bu ya? Tamam, sus da dinle beni. Gel, otur ne şöyle, var? Otur. Bak, birkaç kişiden yokladım kızım. Kime sorduysam hep aynı şeyi söyledi. Kumar düşkünüymüş, kadından kızdan da elini eteğini çekmezmiş. Yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Caner'in modernliğini içinde sindiremiyorsun değil mi? İlla senin gibi böyle tutucu bir adam olsun istiyorsun. Kızım, aklını başına topla. Ya biraz mantıklı düşün. Niye yalan söyleyeyim? Ben senin babanım, mutlu olmanı istiyorum. Hayır. Sen benim mutlu olmamı istemiyorsun. Sen kendi seçtiğin adamla evlenmemi istiyorsun. Ama bana asla karışamayacaksın. Seni son kez uyarıyorum. O adamla asla evlenmeyeceksin. Göreceğiz. Bu evden gideceğim. Ve o adamla evleneceğim. Bir daha da bu eve adım atmayacağım. Çekil anne. Yeter artık ya. Yeter, bıktım. Kızım dur. Baban kötülüğün için söylemedi. Bırak beni anne ya. Kızım bırak bu deliliği Allah aşkına. Tamam gelip istesinler. İstediğin kişiyle evlen. Öyle yapacağım zaten. Merak etme. Kızım dur. Analık hakkın varsa biraz dur. Beni öldürecek misin kahırdan? Kız başına nereye gidiyorsun? Kime gidiyorsun ha? Gitmem gereken. Birgül, ne oldu? Ben seni almaya geliyordum. Evi terk ettim Caner. Babam senin hakkında atıp tutunca çarptım kapıyı çıktım. Peki şimdi ne yapacağız? Bu gece Ahu'da kalırım. Ama hemen Yıldırım Nikah ile evlenmemiz gerekiyor. Anlasınlar beni yönetemeyeceklerini. Tamam, sen nasıl istersen. Ama biraz sakinleş, tamam mı? Hadi ben seni Ahu'ya bırakayım. Evet, burada Melahat teyze. Uyuyor şimdi. Rıza amcanın duydukları doğru. Ne kadar dil döktüysem anlatamadım. Ya siz gelip müdahale etseniz. Bu evlilik olmamalı. Hata. Peki, bekliyorum. Günaydın Ahucuğum. Günaydın. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var senin? Hı? İyi uyuyamadın galiba. Sizi düşünüyordum bir gün. Çok acele ettiniz. Sonu kötü olacak diye korkuyorum. Hiçbir şey olmaz canım. Geri kafalı biriyle evlenmiyorum ki ben. Caner modern biri.
Kadın erkek eşitliğine inanıyor. Özgürlükten yana. Benim içim çok rahat. Acıkmadık mı? Hadi Ahu Hanım. Hadi. Karnım zil çalıyor. Kahvaltı yapalım. Rıza Bey? Hayırdır, bir şey mi oldu? Bu saatte ne işin var? Kafamı toparlayamadım hanım. İzin alıp geldim ben de. Sen nereye böyle? Ben şeye gidiyordum. Birgül'le bir daha konuşayım Rıza Bey. Sen de gelsen, hiç olmazsa arayı buluruz. Kayıp gitmesin elimizden. Biz üstümüze düşeni yapmadık mı hanım ha? Ne diller döktük, yalvardık, yakardık doğruyu görsün diye. Hatasını anlayıp dönerse ne âlâ. Dönmezse kendisi bilir. Ha, senin de ayağına gittiğini duymayayım. Ahu, nikahta ne giyeceğim fikir versene bana. Bu mu? Bu mu? Bilmiyorum Birgül. Bir şey söyle ama. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Ne dersin? Gelinlik gibi durdu mu? Fark etmez. Giy birini işte. Yoksa yeni bir şey mi alsam? Of, karar vermek ne zor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya yoksa yeni bir şey mi alsam? Ne dersin? Bir de dalga geçmek için davetiye gönderiyor size. Bir şey yapın. Gerekirse tutun saçından getirin. Kızınız değil mi? Benim öyle bir kızım yok artık. Babalık hakkımı çiğneyip geçen bir evlat benim nazarımda bitmiştir. Sen bir şey yap bari Melahat teyze. Yüreğin nasıl dayanıyor buna? Dayanmaz yavrum. Dayanmaz ama... Rıza Bey son sözü söyledi. Elden ne gelir? Nikahta olmayanlar, olup da terk edenler var. Ahu biraz istememiş olabilir. Niye? Şeyden dolayı, yani sanırım Caner'e karşı bir şeyler hissediyordu. O yüzden dayanamayıp gitmiş olabilir. Peki ya anne baba? Onlar neden yoktu nikahta? Onlarla ipleri çoktan koparmıştı. Sence orada olmak isterler miydi her şeye rağmen? Bilmiyorum. Aramızda derin uçurumlar vardı. Nasıl uçurumlar? Ya ben onlar gibi düşünmüyordum. Yani? Yani mesela kadın hakları konusunda. Babama göre kadının yeri belliydi. Neresiydi yeri? Eviydi. Erkeklerin kölesi olmaktı. Annen bir köle miydi peki? Bana göre öyleydi. Hem gittiğim dernekte de böyle anlatılıyordu. Gittiğin dernekteki toplantılardan birinde... Fatma Gül diye bir gazeteci gelmişti. Hatırlıyor musun? Bilmem. Gelen giden bir sürü basın mensubu olmuştu herhalde. O da gelmiştir muhtemelen. Ona en sert tepkiyi sen vermiştin. Neden? Çünkü o şov yapıyordu. Diyelim ki öyleydi. Fakat sonuçta bir fikir ileri sürdü. Kavga etmedi. Gürültü çıkarmadı. Sen de aynı şekilde karşılık veremez miydin? Ben biraz asabiydim. Yani kendimi kontrol edemedim o an. Burada yalan olmaz. İçindekiler dökülmeden sen olana aynen söylemelisin. Yoksa kendi vücudundaki şahitler doğruyu söyler. Doğrusu benim pek inancım yoktu. Fatma Gül gibileri görünce silmek... Yok etmek istediğim yönlerim yeniden ortaya çıkmaya başlıyordu. O yönlerini silmek için çok uğraştın, öyle değil mi? Evet. Çünkü bana göre
İnançla ilgili şeyler eskimiş meselelerdi. Geri kafalıların işiydi. Tıpkı babam gibi. Öyleyse babanı çağıralım. Gelmese? Gelecek. Hak sahibine mutlaka ulaşır burada. Ortada kalmaz. Rıza Efendi, bir günün şikayetleri var. Benim de şikayetlerim var. Önce ben sorayım. Rıza Efendi, kızın Birgül için gerekli eğitimleri verdin mi? Evet. Onu okullara gönderdim. Başka? Hanım ilgilendi hep ahlakıyla, terbiyesiyle. Bu ilgi yeterli olmadı anlaşılan. Bir an geldi, Birgül'ün ciddi sorgulamaları başladı. O zaman sen ne yaptın? Önce çok şaşırdım. Sonra elimiz darda, onun için oluyor bunlar dedim. Ama asıl sorun o değildi. Birgül'ün sizinle özgürlük çatışmaları vardı. O anlarda ne yaptın? Çok kızdım tabii. Çözüm oldu mu? Hayır, olmadı. Peki Birgül'ü evlendirmek hususunda niye telaşa kapıldın? Nasıl kapılmam? Kızım elden gidiyordu. İnsanlar da dedikodu etmeye başlamıştı. Bir an önce evlenip gitsin istedim. Senin bütün derdin beni evde fazlalık bir eşya gibi görmendi baba. Hayır. Rıza Efendi, İnsanların ayıplaması burada geçersiz. Biliyorum. Siz inancınız adına kızınızın haklarında yanlış tasarruflarda bulundunuz. Evet, aynen öyle yaptı. Ama sen de o aslının ne olduğunu bilmediğin inanca karşı çıktın. Şimdi ikinizin de mizanda vay haline. Neden? Niye? Biriniz dininde cahil, biriniz de inançsızlığında. Cahillerin sıratta işi çok zor olur, çok. Ay, çok geç kaldım Caner. Of. Leş gibi içki kokuyor burası ya. Sen işe gitmiyorsun galiba. Allah kahretmesin. Bankadaki paraların hepsini çekmişsin. Ne yaptın? Uyan dedim sana. Yine gidip kumar masasına döktün değil mi? Lanet olsun sana. Bağırma be, bağırma. Of, başım çatlıyor zaten. Beter ol. Seni çekip çevireceğim derken canım çıkıyor. Kes be. Bana maval okuma, tamam mı? Bugün bir işe yara da Emre'yi kreşten al. Mesaiye kalacağım ben. Uğraşamam. Benim de işim var. Ya bıktım. Her şeyi tek başıma yapmaktan bıktım. Ya hani hayat müşterekti? Hani her şeyi paylaşacaktın? Tek başıma yapmadım ki bu çocuğu ben. Annesi değil misin? Uğraşacaksın tabii. Sen de babasısın. Yetişemiyorum diyorum sana. Suratıma bak. Hem işte çalışamam, tamam mı? 7 yıldır peşinden koşuyorum senin. Bütün işlerine yetişiyorum. Onu yap, bunu yap. Yeter ya. Sana diyorum, yüzüme bak ya. Sen seçtin bu hayatı be. Anne, neden üzgünsün? Uyanmış benim bebeğim, gel bakalım. Hadi okula hazırlanalım. Anne, bugün kreşe gitmezsem sen de evde kalsın, olur mu? Ne güzel olurdu. Ama çalışmam lazım. Hadi gidelim. Hadi. Her şey çok ağır gelmeye başladı artık Ahu. Gecenin bir yarısı kör kütük geliyor. Evde çocuğu mu var, karısı mı var, umurunda değil. Zor tabii. Ayrıl diyorum, ona da yanaşmıyorsun. Ortada oğlumuz var. Onu nasıl babasız bırakayım? Birgül Hanım. Efendim? Müdür Bey odasına çağırıyor.
Tamam. Müdür Bey düzeltmeleri yaptı. Bakın şu altı çizili yerler. Özellikle buralarda. Buyurun Müdür Bey. Beni çağırmışsınız. Hayret. Bugün zamanında gelmişsiniz. Geçen ayın performans kayıtlarına bakıyordum. Sadece bir ay içinde 8 kez geç kalmışsınız. Bir çalışan için büyük lüks. Karın yine müdürün odasına kapandı. Saçmalıyorsun abi. Boş kuruntular bunlar. Niyeymiş? Sen onu aldatırsın da o seni aldatamaz mı yani? Hayatın gerçeği bu değil mi Caner'cim? Ne zaman inanıp da boşanacaksın bilmiyorum. Kaç kişi beraber görmüş onları biliyor musun? Hiç sanmıyorum. Geçmişini bilmiyorsun onun. Eski arkadaşlarının numaralarını vereyim istersen. Ara sor. Ya da git şimdi kendi gözlerinle gör. Yine baş başalar. Haklısınız. Ama sabahları oğlumu kreşe bırakmak zorundayım. Bundan sonra dikkat edeceğim. Ama bir anne olarak sizden biraz daha müsamaha göstermenizi istiyorum. Burada anne olarak çalışmıyorsunuz. İşinizde gayet iyisiniz. Ama kurallar işin önünde gelir. Bu yüzden iş yeri kurallarına biraz daha dikkat edin. Ederim. Tamamdır. Şimdi arayabilirsin. Ne işin vardı müdürün yanında? Konuşacak halde değilim. Bırak beni. Efendim? Caner Bey mi? Evet. Siz kimsiniz? Eşinizin eski bir arkadaşı. Sizinle konuşmam gereken bir şey var. Rıza Bey, hatırladın mı bunları? Rahmetli annen yapmıştı Birgül'e. Anlaşıldı lafı getireceğin yer. Burnumda tüter oldu Rıza Bey. Ne olurdu şu küskünlük bitse. Senin de torun diye için gitmiyor mu sanki? Gizli gizli kreşe gidip izlediğin de mi yalan? İzlediğim falan yok. Uzaktan birkaç kere görmüşlüğüm var o kadar. Hem kendi kızımın elini gidip öpecek halim yok. Hadi ben kahveye çıkıyorum. Emre, oğlum. Tamam, yetiştim oğlum. Çok beklemedin ya. Tamam, sana söz verdiğim gibi aldım oyuncağını. Tamam oğlum. Tamam. Hadi oğlum, hadi gidelim. Saatin kaç olduğunun farkında mısın? Zaten moralim bozuk. Bir de sana hesap mı vereceğim be? Yine kaybettin değil mi? Bankadaki parayı, arabayı. Bütün birikimimizi yiyip bitirdin. Yarın öbür gün çocuğunun yüzüne nasıl bakacaksın peki? Hesap ver nasıl? Asıl sen bana hesap ver be. Müdürle aranızda ne var bakayım sizin? Ne? Bana salak muamelesi yapma. Tamam mı? Anlat. Bütün gün odasına kapanıp yaptığın rezillikleri anlat bana. Nasıl böyle şeyler düşünüyorsun Caner? Delirdin mi sen? Delirdim. Her şeyi öğrenince delirdim. Hayatından kaç kişi geçmiş? Kaç kişiyle birlikte olmuşsun? Hepsini öğrendim. Kim söyledi bu yalanları sana? Kim doldurdu seni? Yalvarırım yapma. Seni çok iyi tanıyan biri. Çocuğumun annesi olmasan bir dakika bile tutmazdım seni bu evde. Babam, babam Büro, hala kin duyuyor, hala evliliğimizin bitmesini istiyor. Düşün artık yakamda.
Bu gece harikaydı. Yarın aynı yerde buluşmak üzere. İyi geceler canım. Efendim. Aha. Tamam, gecikmem. Hemen çıkıyorum canım. Ne haber canım? Geç kaldın. Yok, aradın hemen çıktım. Seni bekletebilir miyim hiç? Bu gece ne yapacağız? Sen de istersen onu yaparız. Tamam. Bu kırmızılar sana çok yakışıyor. Bir gün. Ahu. Siz... Her şey gelir de aklıma ama kocama Ayarta'nın en yakın arkadaşım olması. Utanmazlar. Reziller dur. Yapma. Rezilerim seni. Sen kendi haline bak da ondan sonra milletin namusuyla uğraş. Ne diyorsun sen be? Senin evlendiğin güne lanet olsun. Bir daha artık hoşlanacağım senden. Canım nasıl isterse. Ama şimdi git buradan. Rahat bırak bizi. O cezası vermesin. Ama cezası vermesin. Her şeyi silip attığının farkında mısın? Geç bile kalmıştım. İstifanızı kabul edemem. Şirket için onca yapmış olduğunuz gayreti silip atamam. Birgül Hanım, size ihtiyacım var. Anlamıyorsunuz. Burada kalıp onlarla yüz yüze gelemem her gün. O zaman onlar buradan atılsın. Yoksa ben giderim. Bu rezaletin şirketimde yaşandığına inanamıyorum hala. Ama merak etmeyin. Yapılanların cezasız kalmasına göz yummayacağım. Caner Bey'in yerini hemen dolduramam. Fakat Ahu Hanım'ı hemen gönderebilirim. Anne, babam gitmesin. Nereye gidiyor? Artık burada kalmayacak oğlum. Ama neden? Gelmeyecek mi bir daha? Geleceğim oğlum. Seni görmeye geleceğim. Üzülme sen. Seni bırakır mıyım hiç? Al sana özgürlük Birgül Hanım. Gidiyorum işte. Gideceksin tabii. Şuna bak ya. Hem suçlu hem güçlü. Anne söyle gitmesin babam. Tamam. Baba. Tamam o. Tamam canım. Terk edilmek çok acı olmalı. Evet. Hem de çok acı. Caner artık beni hayatından çıkarmıştı. Özgürlük işe yaramıyor muydu? Dünya sandığım gibi değildi. Fikirlerim, savunduklarım gerçek hayatımda işlemiyordu. Peki baban Caner konusunda uyardı mı? Evet, uyardı. Annen razı mıydı bu evliliğe? Hayır. Ama o da babamın etkisinde kaldı diye düşündüm. Hayatta senden daha olgun kişilerin tecrübelerinden yararlanmak gerekmez miydi? Evet, gerekirdi ama... Ama kendi fikirlerini doğru sayıp... Ona göre hareket ediyordun. Evet. Peki Caner ayrılırken seni neyle suçladı? Doğru bilip savunduğum fikirlerimle. Bu çok acı olmalı. Hem de çok. Gelelim öteki soruya. Öteki de mi var? Daha sorulacak çok şey var. Aman Allah'ım. Ahu işten neden atıldı? Ben attırdım. Bana ihanet etmişti. Onunla aynı yerde daha fazla kalamazdım. Birgül Hanım, kimse kimsenin günahını yüklenmediği gibi hiçbir yanlış diğer bir yanlışı caiz kılmaz. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Herkes el birliğiyle hayatımı mahvediyordu. Telefonla bile arayıp hakkımda yalan yanlış şeyler söylüyorlardı. Gelen telefon için kimi suçladın? Babamı. Delilin var mıydı? Yoktu. Sadece içimden geçirmiştim. Yani suizanda bulundun. Ancak burada içinden geçen gizli ne varsa açığa dökülür. Ben mahvoldum o zaman. Dahası var. Dahası nedir? Caner evi terk ederken oğlun Emre babam niye gidiyor diye sordu mu? Evet. Ya cevabın ne oldu? Olup biteni tam olarak anlattın mı? Nasıl anlatabilirdim? Bir tarafta annesi, diğer tarafta babası.
Sonunda babasından oldu, annesinin yanında kaldı. Öyle olması gerekiyordu. Babası yoldan çıkmıştı. Bakamazdı oğluma. Bu sana acı veriyor muydu? Evet. Dünyadaki acılar buradakilerin yanında çok hafif kalır. Bilemezdim. Peki sonra ne oldu? Artık o kadar bunalmıştım ki dayanamayacak hale gelmiştim. Sanki hayat beni zorla bir yerlere götürüyordu. Alemiyle erdemli bir kadın, bulunduğu hanede kristal bir avizeye benzer. Onun her kıpırdanışında evin dört bir köşesinde ışıklar oynar. Bizim inancımızla yoğrulmuş kültürümüzde kız çocuğuna Kerime denilirdi. Kerime göz bebeğiyle aynı anlama gelir. Çok kıymetli, kıymetli olduğu kadar da lüzumlu ve önemlidir. Bedeni hayatıyla gelişirken kalp ve ruhunu geliştirememiş bir kadın, belki bir süre başlarda gezen çiçeklere benzer. Ama sonra solması, ayaklar altında çiğnenmesi kaçınılmazdır. Bizleri bu sondan kurtaran yüce dinimizin buyruklarıdır. Kadın, bir bulaşık kabı, değersiz bir maden parçası olmadığı gibi, yeri de onların yanı değildir. O eşsiz bir pırlantadır. Ve mutlaka sedef kalkmalı pırlanta kutularda korunmalıdır. Bizim pırlanta korumalığımız, Peygamber Efendimizin anlattığı yuvalarımızdır. Dediğim gibi, kadın bunların hiçbiri değildir. O eşsizdir ve mutlaka korunmalıdır. Ve bizim pırlanta korumalığımız, Peygamber Efendimizin anlattığı yuvalarımızdır. Kadın bir bulaşık kabı, değersiz bir maden parçası olmadığı gibi, yeri de onların yanı değildir. O eşsiz bir pırlantadır. Ve mutlaka sedef kalkmalı pırlanta kutularda korunmalıdır. Bizim pırlanta korumalığımız, Peygamber Efendimizin anlattığı yuvalarımızdır. Ne işin var burada senin? Para lazım bana, para! Senin ne işin kalmadı artık Caner? Git beraber olduğu kadından iste. O uyuzun meteliği kalmadı. Bana parayı sen bulacaksın. 5 kuruş yok bende. Çekil be. Yapma Caner. Demek benden gizli para biriktiriyorsun ha? Dokunma ona. Yarın sabah gidip bunların hepsini çekeceksin. Lütfen Caner, hayır. Ne olur bırak. Yapma, yalvarırım yapma. Emre'nin geleceği o. Yapacaksın, yoksa Emre'yi bir daha göremezsin. Bırak, hiçbir zaman. Aslan oğlum benim. Sen burada beni bekle, tamam mı? Tamam anne. Hadi canım, hemen geliyorum. Tamam. Broşürleri yarın sabah hep beraber hazırlarız. Hı hı. Bu akşamlık yeter. Tamam. İyi akşamlar Suzan Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Suzan Hanım. Virgül ben. Tanıdınız mı? Tanıdım. Tanımaz olur muyum? Bir daha buraya geleceğini hiç sanmıyordum. Şu ara biraz eşimle sorunlarım var. Eve gidebilecek durumda değilim. Öyleyse otele git canım. Ham mı burası? Hem senin gibi modern kadınlar hedef kitlemiz değil bizim. Ama kurtarılacak başka kafalar var. Zor durumda olmasam gelmezdim Suzan Hanım. Umurumda bile değilsin. Şimdi lütfen burayı terk et. Çıkmam lazım. Beni kovuyorsunuz. Üstelik mağdurken. Peki nerede kaldı kadın hakları savunuculuğumuz ha? Nerede? Biz yıllarca niçin mücadele ettik? Neyin kavgasını verdik? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Ah,
Oğlum gidiyoruz buradan. Anne çok yoruldum. Eve gidelim. Nereye gidiyorum? Bilmiyorum oğlum. Ama eve dönemeyiz. Bizim Hamdi ne yapıyor? Çoktandır göremedim onu. Ne yapsın? Emekli olduktan sonra duramadı. Taksicilik yapıyor şimdi. Kovalıyor tabii işte. Tabii. Anne, niye boş durmak olmaz. Zordur boşa düşmek. Ben bile emekliliğe alışamadım hala. Delirdim. Her şeyi öğrenince delirdim. Hayatından kaç kişi geçmiş? Kaç kişiyle birlikte olmuşsun? Hepsini öğrendim. Kim söyledi bu yalanları sana? Kim doldurdu seni? Yalvarırım yapma. Anne çok üşüdüm ben. Uyuyamıyorum. Tamam canım, gidecek bir yerimiz yok. Sabret bu gece. Tamam güzel yavrum. İyi geceler. İyi geceler. Biz tanışıyoruz galiba. Hatırladınız mı beni? Hatırladım. Geçen gün de konferansta görmüştüm sizi. Oturabilir miyim? Elbette. Canım. Çok üşümüş. Yok, çok soğuk değil. Bir şey olmaz. Yok teyze, babam kovdu bizi. Bu yüzden parktayız. Emre. Ben sizi bu gece misafir etsem. Bakın çocuk çok üşümüş. Hasta olacak. Evim hemen şurası. Hadi lütfen. Size de bir yıl sıkıntı verdik. Aa, olur mu öyle şey? Sen şimdi bunları düşünme. Sana da yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? İster misin? Yo. Tokum ben. Olanlara üzüldüm. Çocuğuna bile bir değer vermiyorsa kalbi iyice taşlaşmış demektir. Artık yakamdan düşmez. Bankada biraz birikmiş param var. Belki kendimize yeni bir hayat kurabiliriz. Sizi de daha fazla rahatsız etmeyiz. Dur bakalım. Yarın ola hayrola. Hadi iyi geceler. Kimlerin eline kaldık? Ah güzel oğlum benim. Gel. Anne, ben teyzeyi çok sevdim. Öyle mi? Kurabiyeleri de güzel. Hadi yat şimdi. Yarın çok işimiz var. Gündüz burada kalırsın, sonra alırım seni. Yaramazlık yok, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Tamam. Hadi. Yat bakalım. Gerek yoktu gelmene. Olur mu öyle şey? Yürüyüş oldu benim için. Şuradan minibüse bineceğim. Bak anahtar sende. İstersen akşama kadar bekle, olmaz mı? Tamam. Sağ ol. Beklerim. Gel bakalım. Ben de seni bekliyordum. Bırak beni. Hiçbir şey alamazsın benden. Konuşma. Yürü dedim sana. Yürü. Bırak yeter artık. Yeter. Canımı yapıyorsun. Bırak yürü. Diyorum sana. Bırak kadını. Ne yapıyorsun sen? Ya o benim karım. Sana ne? Boşanmışsın. İşin bitmiş artık. Yardım edin. Bırak. Yardım edin. Ne olur ya? Lütfen beyefendi. Gelin böyle. Tamam. Sakin olun. Arkadaşım sakin olsana. Allah Allah. Öyle söyleme, öyle deme. Ya ne diyeyim? Her şeyi berbat ettim. Caner'i ben seçtim, evlenmek için direttim. Şimdiki aklım olsaydı. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Yanlışta ısrar etmek de mi hayırdır? Özgürlük diye batağa saplanmak da mı hayırdır? Bak, kaderin her şeyi güzeldir. Yeter ki olup biteni okumasını bilelim. Nerede yanlış yaptım ben? Ben nerede yanlış yaptım? Kadınların özgürlüğünü savunurken yanlışlarımın tutsağı oldum. Gerçek özgürlük kendini hakka teslim etmek, bütün zincirlerini sıyırmaktır. Seni bağlayan zincirler göründüğü gibi değilmiş bak, çok zayıf, çürük. İnan bana, irade senin.
İstersen yapabilirsin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasıl olsa döneceksin. Nasıl olsa döneceksin buraya. Allah'ım, verdiğin her nimete, her nefese şükürler olsun. Önünde tek diz çöktüğüm, tek merhamet dilediğim sensin ya Rabbim. Beni senden gayrı hiç kimseye muhtaç etme Allah'ım. Düştüğümüzde bizleri şefaatinle onurlandır. Bizlere gayret gücü ver. Ya Rabbim, cümle alim gibi o nuru yaratan da, o nuru bize gösteren de tek sensin. O nura herkesin kavuşmasına nail olma şerefi ver ya Rabbim. Görmeyen gözleri aç. Sımsıkı kalpleri bu huzuru doldur. Cümle aleme kurtuluşu nasip eyle ya Rabbim. Amin. Rıza Bey, bugün Kerime Hanım'ı gördüm yolda. Hı hı. Birgül boşanmış. Boşanmış mı? Ya, evladın haberini ellerden duyuyoruz işte. Ne olurdu şimdi bıraksan şu inadı. Korkundan gidip göremiyorum da. Hadi, hadi gidip alalım yanımıza. Aklı başına geldiyse dönecektir elbet. Kapı mardına kadar açık. Ama inadını sürdürecekse de kendi bilir. Sen burada mıydın? Oh canım. Sevdin mi kurabiyeleri? Evet. Ha? Oh, afiyet olsun. Oh. Annen nerede? İçeride odada. Allah kabul etsin Birgül. Çok mu geç Fatma Gül? Onca günah işlemişken, onca yanlış yapmışken, çok mu geç? Allah şüphesiz bağışlayandır Birgül. Bir adım atsan yeter. Bana doğru yolu göster. Tövbeyi öğret, imanı öğret, şükretmeyi öğret. Bana huzuru göster Fatma Gül. Beni düştüğüm yerden kaldır. Maşallah Birgül Hanım. Bu haliniz çok yakışmış size. Teşekkür ederim Müdür Bey. Bugün Cener gelip sordu sizi. Sizi odanızda bulamayınca yok dedirttim. İyi yapmışsınız. Bir daha gelirse işten ayrıldığımı söyleyin lütfen. Tamam. Sizin içiniz rahat olsun Birgül Hanım. Biz burada oldukça bir zarar veremez o. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba Birgül. Merhaba. Seni uzun süre aradım. Boşandığını duydum. Geçmiş olsun. Yanlış anlama Birgül. Ben bu sefer sana sorayım dedim. Yani eğer istersen sana iyi bir eş,
Çocuğuna baba olmayı çok isterim. Evlenmeyi düşünmüyorum Turgut. Gitmem lazım. Birgül. Gerçekten ikiniz için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. İnan bana. Senin için her şeyi yaptım. Hatta Ahu'nun istediği oyunu bile çevirdim. Ne oyunu? Caner'i arayıp senin hakkında kötü şeyler söylememi istedi Ahu. Sen miydin o? Sen ne günahların altına girdin farkında mısın Turgut? Öz babamı suçladım senin yüzünden. Aman Allah'ım. Birgül. Bunca zaman boş bikinle beklemişim Fatma Gül. Arkamdan oyun etti diye yüzüne bakmak bile gelmedi içimden. Hata da olsa o senin baban, unutma. Bak artık gerçeği gördün. Bence daha fazla bekleme. Sarıl ellerine, helallik dile. Fatma Gül Hanım! Fatma Gül Hanım, açın şu kapıyı! Fatma Gül Hanım! Caner bu! Tamam, tamam sakin ol, sen otur. Buldu, Emre! Aman Allah'ım, buldu bizi! Ne istiyorsunuz? Konuşmamız lazım. Birgül! Sizinle konuşacak hiçbir şey yok. Birgül aç şu kapıyı, konuşmamız lazım. Öldürecek bizi, öldürecek bizi. Konuşacağız seninle Allah'ım. Birgül. Allah'ım, gidin buradan. Allah'ım. Hemen gidin diyorum yoksa polis çağıracağım. Nasılsa izini buldum Birgül. Elbet bir gün çıkacaksın buradan. Yapar, öldürecek bizi. Tamam, 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 tamam. Bizi buldu. Sakin ol, tamam gitti. Şşş, tamam. Sakin, gitti, bitti, tamam, bir şey yok. Emekli olduğundan beri inadın iki kat arttı. Kızcağız zorda mı, darda mı? Oralı olduğum bile yok. Ama bu sefer bana karışma Rıza Bey. Dünya gözüyle göreceğim kızımı. İyi, git bakalım. Birgül. Kızım. Anne. Kızım. Anne. Anne. Kızım. Emre. Torunum. Emre. Ay yavrum. Oh, yavrum. Oh. Baba. Affedebilecek misin beni? Ben çok yanıldım. Çok yanlış yaptım. Ama şimdi gerçeği anladım baba. Ben el öpeyim. Sevindim Birgül. Peki şimdi ne yapacaksın? Aman eve gidip eşyaları toplayacağım. Sabah da babam gelir alır beni. Hadi peki ya Caner? Evden aradım kimse bak. Açmadı. Sen de kaldığımı biliyor ya. Eve uğramamıştır bir daha. Bizimkiler bilsin istemiyorum. Benim için endişelenme. Sabah döneceğim zaten. Tamam canım. Peki ama dikkat et olur mu? Tamam. Ver bakayım. Al. O zaman hadi ben yerim. Hadi. Ver bana ver. Hepsini bana ver. Sen sayı saymayı da biliyorsundur ha? Sayıyor musun? 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar. Ay, yerim seni görüyor ben. Musun? Bak anneannesim 5. Büyük odayı hazırlayayım size. Eşyaların hepsini getirecek misin? Yok. Bazılarına ihtiyacı olan birilerine veririz. Özlemişim bu evin kokusunu. Yorgunsunuzdur. Ben hazırlayayım yatağınızı. Bu gece kalmıyorum anne. Eşyaları toplayayım geceden. Olur mu kızım? Yarın toplarsın. Ne olacak? Yarına bırakmak istemiyorum baba. Halledeyim bu geceden. Sen bilirsin. O zaman ben bırakayım sizi evinize. Tamam. Ha? Hadi bakalım. Aslan parçası. Hadi. Oo, Birgül Hanım, hoş
Hoş geldiniz. Bakıyorum toparlanmışsınız. Lütfen Caner, sadece gidiyorum. Tamam? Benden böyle çabuk kurtulamazsın. Çok yazık. Yine para değil mi? Peki. Al. Son kalan. Hatta bunları da al. Bu kadar. Bunlar yetmez Birgül. Bana daha çok para lazım. Daha çok. Yok. Anlamıyor musun? Yok. Peki. Bütün eşyalar sende kalsın. Tek istediğim Emre. Emre'yi alıp hiçbir yere gidemezsin. Bana para getirmeden Emre'yi hiçbir yere götüremezsin. Lütfen bırak. Lütfen bırak. Yalvarırım yapma. Lütfen. Lütfen Caner. Çek elini be. Yalvarırım Emre'yi bu işe karıştırma lütfen. Ne olur. O parayı istiyorum. O parayı getirmezsen Emre'yi de göremeyeceksin tamam, bir daha. Tamam vereceğim, söz veriyorum sana. Lütfen onu karıştırma bu işe. Kuruşu kuruşuna getireceksin o parayı. Söz veriyorum tamam lütfen. Tamam kuruşu yapma kuruşuna. Yalvarırım bırak lütfen. Yeter be. Ölüm kaçınılmaz son gelip çattı. Ama halbuki ben henüz yeni bir diriliş yaşıyordum. Nasıl bir diriliş? Fatma Gül'ün vesilesiyle yepyeni bir inanca kavuşmuştum. Önceden neye inanıyordun? Önceden kadının ikinci sınıf kabul edilmesinin tek sebebinin İslamiyet olduğuna inanıyordum. Böyle bir haksızlığa Allah niye izin veriyor diye kendi kendime soruyordum. İnancında ne değişti o zaman? Gördüm ki Allah kadına hiç zulmetmemiş. Ama zulmedenler sadece kendi nefislerine uyuyorlarmış. Kadın olmanın ayrıcalığının da farkına vardın mı? Evet. Anne olmak öylesine bir lütufmuş ki. Nasıl bir lütuf? İyi bir anne olursan cennete giden yollar annelerin ayaklarının altına serilirmiş. Böyle daha birçok lütuf var. Bunları öğrenince için aydınlanmış olmalı. Hem de nasıl? Her yeni bir şey öğrendiğimde dünyaya bakışım değişti. Mesela? Hem inançlı olmak hem de çalışmak. Hatta daha da başarılı olmak mümkünmüş. Başka neler öğrendin? Allah kadınları şefkat kahramanları olarak yaratmış. Bunun için kadınlar Allah'ın sanatlarını duymada ve hissedebilmede daha avantajlı yaratılmışlar. En çok da bu etkiledi beni. Bir de namaz kılmanın zevkine vardım. Her yeni bir namazım beni biraz daha yaklaştırıyordu buraya. Öyleyse ne mutlu sana. Ne mutlu. Ama ne yazık ki ben bunları çok geç tanıdım. Ameller sonuna göredir. İşte ben o sondan tir tir titriyorum. Ailenle helalleştin mi? Evet. Evladına karşı iyi davranışlar içinde bulundun mu? Bildiğim kadarıyla dua ettim. Yalvardım onun için. Hızla ibadetlerindeki eksikleri tamamladın mı? Eksiklerimi tamamlamak için uzun gecelerde arayı kapatmaya çalıştım. Peki o zaman sence sonuç ne olur şimdi? Kaybettiğini mi düşünüyorsun? Evet. Neden? Oysa zulmen öldürüldün. Ama günahhanem çok dolu. İyilik heybemse. Bilemiyorum. Bilmediğin ne? Uzun isyan yıllarım var. Hiç mi ümidin yok? Ümide mecalim mi kaldı?
Peki, bir şey hatırlatsam. Neyi? Fatma Gül Hanım'la, senin haline benzeyen hanımlarla bir gece toplu dualar yaptınız mı? Evet, yaptık. Hepimiz hem dua ettik hem de ağlamıştık. Çoğumuz için o gece bir dönüm noktası olmuştu. Peki Birgül Hanım, öyle anlar olur ki oranın atmosferinde melekleri imrendirecek hal olur. Allah da bunların günahlarını bağışlayın diye buyurur. Evet, hatırladım. Peki gerisinde ne denmişti bu hadisi şerifin? Melekler, ya Rabbi, bu toplulukta falan falan çok kötülük yapmışlar da var demişler. Peki onlara ne denilmiş? Bunlar öyle bir topluluk ki, şu anda onlarda şekavet, kötülük kalmaz denmişti. Belki size de orada böyle bir talih isabet eder desem? Aman Allah, yoksa? Niye olmasın? Burada rahmet o kadar geniş ki. Allah'ım ne olur, Allah'ım ne olur. Beni de o güzel arkadaşlarımdan say. Müjde onlardan et. Ne olur Allah'ım. Bahtına düştüm, kurtar beni. Ne olur. Cürbüm pek çok, yok taatim. Belki yaklaştı saatim. Etmezsen inayet eğer, kimden ola gufran Allah'ım? Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Sana hamdolsun. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür Allah. Çok şükür Allah. Sana şükürler olsun ya Rabbi.